Şimdi gündem dışı üçüncü söz, yine aynı konuda söz isteyen İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca'ya aittir. Buyurun Sayın Kaynarca. Buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. 1961'de gazetecilerin çalışma koşullarını iyileştiren, ileri haklar getiren 212 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği gündür bugün. Basın mensuplarının haklarının korunması, çalışma şartlarının günün ihtiyaçları ve ona göre güncellenmesi ve iyileştirilmesi oldukça önemlidir. Çünkü basın özgürlüğünün ve ifade hürriyetinin geliştirilmesi demokratik toplum düzeninin olmazsa olmazıdır. Çünkü basın önemli ve bir o kadar da etkin bir denetim organıdır. Bununla birlikte basının kamuoyunun sesi olma ve bu konuda görevini başarıyla yerine getirebilmesi için meslek etiğini her şeyin üzerinde tutması aynı ölçüde büyük önem taşımaktadır. Bu da her türlü yönlendirmeden uzak kalabilmesine, yani tarafsız olabilmesiyle mümkündür. Basın yayın organları ve gazetecilik mesleği toplumun her alanı için gereklidir. İşte 15 Temmuz. 15 Temmuz bunun en değerli örneklerinden biridir. Çünkü darbe kalkışmasının yaşandığı saatlerde hangi ideolojide, hangi görüşte olursa olsun Türk basını demokrasinin sahip çıkıp adına her türlü tehdite karşı tek yürek olmayı başarmış ve darbecilere karşı yayınlarını sürdürmeye devam etmiş, halka demokrasi direnişinde ve cesaret vermiş ve tüm dünyaya Türk basını örnek bir yayıncılığı imza attığını göstermiştir. Medyada özgürlük ve ifade hürriyeti kapsamında yaşanan bir takım aksaklıklar demokrasimiz geliştikçe ortadan kalkacaktır, inanıyorum. Elbette bu özgürlüklerin korunması kadar önemli olan diğer bir husus da şudur. Bu özgürlüğün istismar edilmemesi, doğru objektif haber verme eğitimine uyma, tarafsızlık, özel hayata, inançlara saygı, toplumun ve bireylerin hakkını gözetme, insani ve toplumsal değerlere uyma gibi ilkelerin habercilikten üstün tutulmasıdır. Bu ülkeler çok çok değerlidir. Ve basın özgürlüğünü kötüye kullanarak terör örgütlerinin propagandasını yapmak, devlet sırlarını ifşa etmek veya halkın güvenliğini tehlikeye atacak beyanlarda bulunmak gibi faaliyetler dünyanın hiçbir yerinde ama hiçbir yerinde gazetecilik olarak kabul edilemez ve vatan hainleri de gerekli cezayı çekerler. Medyada özgürlük ve ifade hürriyetinden bahsetmişken, medya kuruluşlarının demokratik kültürün de bir ayrılmaz parçası olduğuna dikkat çekmek isterim. Basın bu sürecin sağlıklı işlemesi için sorumluluk ve yükümlülük sahibidir. Ve taraftır. Neye taraftır? Medya demokrasinin tarafıdır. Taraftır toplumun değerlerinin, inançlarının tarafıdır. Medya taraftır hukukun, insan hak ve özgürlüklerinin tarafıdır. Öyle olmalıdır. Demokrasimizin her türlü vesayetten arınarak standartlarının yükseltilmesi, daha sivil, daha çağdaş bir devlet yapılanmasının tesisi yönünde basınımızın sorumluluk üstlenmesi de son derece önemlidir. Kaldı ki medyanın özgürlüklerin daraltılmasına dönük yasakçı bir anlayışla değil, özgürlüklerden yana, özgürlüklerin genişlemesini savunur bir yaklaşım içinde olması çok değerlidir. Ve sosyal medya. Yazılı ve görsel medyanın yanı sıra sanal ortamda da ciddi bir gelişme gösteren Türk basını geçmişten bugüne ülkenin gelişmesine değerli katkılar sunmuştur. Basının geldiği bu seviyede ben inanıyorum ki çalışanların fedakarca tutumu çok çok değerlidir. O yüzden bundan sonraki süreçte çok değerli gazeteci meslektaşlarımın haklarının korunması, özlük haklarının iyileştirilmesi, editoryal anlamda bağımsızlığının hem kurumsal hem de yasal çerçevede iyileştirilmesi, bütün boyutlarıyla bunun sağlanması rahat,
özgür, bağımsız ve güvence altında görev yapması hepimizin hem ortak dileği hem de ortak sorumluluğudur. Bu durum aynı zamanda gelişmiş bir demokrasinin de en önemli gereğidir diye inanıyorum. Türk basınının katkıları ve hassasiyetle süreceği inancıyla demokrasiye katkılarını Çalışan Gazeteciler Günü'nü tüm meslektaşlarımın tebrik ediyor. Vefat etmiş meslektaşlarıma da Allah'tan... Teşekkür ediyorum Sayın Kaynarca.